Herkese tekrardan merhabalar. Bugün ev işi günü. Bugün bütün gün ev işleriyle uğraşacağız. Önce çamaşırlarla başlamak istiyorum. Melisa'yı okula gönderdik. Kahvaltımızı yaptık. Kendi iş için hazırlanıyor. Ben de çamaşırlara koyuldum. Katlamam gereken çamaşırlar vardı. Yukarı çıkmadım. Çünkü yukarıda ışık iyi değildi. Çamaşırların olduğu yerde. Hepsini topladım, aşağıya getirdim. Burada biraz daha ışık iyidir diye burada katlamak istiyorum. Bir de sohbet edelim istiyorum. Ne için? Vardiyayla çalışmanın avantaj ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi, ne anlatayım da çok düşündüm. Çok da uzatmak istemediğim için her zaman olduğu gibi kısa ve öz anlatacağım. Sorularınız olursa yorumlarda yazarsınız, detaylı olarak anlatırım. Şimdi, biz havaalanında çalışıyoruz. Kamil Kalem de çalışıyor. Ben de havaalanında güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 17 senedir çalışıyorum. 20 senedir de vardiyanın içindeyiz. Yani bizim için vardiyayla çalışma hayatın bir parçası. Benim babam da vardiyayla çalışırdı. Yani ben ömrüm boyunca vardiyanın içinde büyümüş bir insanım. Onun için benim için çok mantıklı geliyor. Yani çok da doğal geliyor. Ama aldığım tepkilerden veya duyduğum yorumlardan bilmeyen ve zor olduğunu düşünen arkadaşlarım var. Onlara yönelik biraz çekmek istedim bu videoyu. Biraz anlatmak için. Belki yapmak isteyen anneler olur, korkmasınlar, tavsiye edilir yani yapabilirler ama part time olması gerekir. Çünkü tam gün çalışan anneler için bayağı bir zor durum olabilir. Vardiyayla çalışmak için en önemli kural bence uykuya veya böyle çok dinlenmeye ihtiyacım var olan birisi olmamanız gerekiyor. Çünkü şimdi hani eğer oturalım doğru konuşalım böyle bir vardiyalı çalışmada bu olmuyor. Çünkü ben bazen saat 4'te başlamam gerekiyor, 3'te başlamam gerekiyor, 5'te başlamam gerekiyor. Bir saat yolu da ayırırsam en az 1,5-2 saat boyunca hani başlamam saatten öne getirmem gerekiyor ki bu 5'te başlasam 3'e tekamül ediyor. 3'te kalkmam gerekiyor. Zaten 10'da anca yatabiliyorsun. Yani siz hesaplayın. Ama alışıyor insan yani seneler geçtikçe neler alışmıyoruz ki ona da alışılıyor. Hani o yorgunluğun dışında bir de arkadaş çevrende biraz zorluklar oluşabiliyor. Bazen yanlış anlaşılmalar oluşabiliyor. Çünkü hafta sonları çalışıyorsun, geceleri çalıştığın oluyor, sabahları çalışıyorsun. Yani hani her geldiğine gidememe şansın oluyor ki bu da gerçekten üzücü. Ama çok şükür benim arkadaşlarım hiç öyle bir problem çıkartmadılar şimdiye kadar. Çok da anlayışlılar ki hepsi zaten çalışan anne olduğu için hani anlayışlılar sağ olsunlar. Bir de avantajlarına geçmek istiyorum. Şimdi avantajları çocuk bakıcılığı açısından mesela bize çok avantajlı geldi. Bakıcı tutmak zorunda kalmadı. Çünkü ailem, benim annemler Türkiye'de yaşıyorlar. Kesin dönüş yaptılar. Onun için sadece arada izne geliyorlar. Geldiklerinde bakıyorlar ama gerisi tabii ki bakıcımız olmuyor. En yakın akrabalarımız da yaklaşık 40-50 dakika uzaklıkta mesafede. Gecenin 5'inde de o yolu pek götüremiyoruz çocuklara okulları da olduğu için. O yüzden vardiyelerimizi kontra vardiyeye çevirdik. Yani birimiz sabah giderse birimiz öğlen, birimiz öğlen giderse birimiz gece diye. Böylelikle her zaman bir büyüklerden bir tanesi evde oluyor ve çocuklar için bu çok rahat gerçekten. Çünkü biliyorlar ki anne veya baba her zaman evde. O yönden mesela çok çok avantajlı oluyor. Şahsi açısından avantajları mesela bir randevunuz olduğunda doktor olur, dişçi olur, arkadaş olur. Herhangi bir şeyde öğleden sonraları evdesin mesela. O zaman gidiyorsun. Yani illaki izin alman gerekmiyor. O günlerin tatillerini de Türkiye izni için ayırabiliyoruz. Yani o yönde de iyi olabiliyor. Geri kalan tabii ki bazı anlayışlar da var. Onlar duyuyorum. Ben havaalanında çalışmak bir bayan için uygun mu? Ne bileyim vardiyalı çalışmak bir bayan için uygun mu diye. Bir anne için uygun mu diye. Vallahi benim sadece ben değilim yani böyle Türk olarak veya yabancı olarak vardiyalı çalışan. Çok da tatlı arkadaşlarım var, anneler var. Onların da bu videoları izlediğini tahmin ediyorum. Birkaç tanesini hatta biliyorum. Kızlar yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Çok da hani iyi bir şekilde hem anneliklerini hem işlerini yürütebiliyorlar yani. Hani maksat istemek olsun. İstedikten sonra bence her anne bunu başarabilir. Böyle kadın çalışmayacak diye de bir şey yok. Veya anne olduk diye bütün toplumdan kendimizi sıyıracağız da illa o kabuğa gireceğiz diye bir şey de yok. Yani bence
Hem iyi bir anne hem iyi bir iş kadını da olabilirsin yani çalışabilirsin. Topluma karışmak iyidir. Neyse bu çalışmak konusundaydı. Biz vardiyaya geri gelirsek böyle yani pek de zorlanmıyorum. İşte şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Siz zorlanıyor musunuz kızlar? Veya aranızda var mı böyle çalışanlar, düşünenler? Merak ediyorum yani tavsiyeleriniz var mı? Çünkü ben dediğim gibi hiç 9-5 çalışmadım. Hani en azından 20 sene önce çalışmıştım artık nasıl bilmiyorum. Belki iyidir yani. Varsa aşağıda yorumlarınızda bekliyorum. Varsa sorularınız beklerim. Ben artık çamaşırlara devam edeyim. Çünkü çok konuştuğum için çamaşırları artık yüremedim. Hepsi kaldılar. Ütüler de kalacak gibi. Bunların hepsini bir gözden geçireyim. Ütüleri bitirdik. Şimdi önce makineye çamaşırlarımı atacağım ben. Ondan sonra aşağı inip geri kalan temizlemelerimi yapacağım. Evet, telefonu bıraktım. Şu anda kamerayla çekiyorum. İnşallah sesi iyi geliyordur. Mikrofonu taktım ama ben lavaboyu başlayacağım hemen. Öncelikle her şeyi kaldıracağım buradan. Niye eldiven kullanmıyorum diye merak ederseniz, soran olursa eğer. Ben uzun süre eldiven taktığımda ellerimde alerji oluşuyor arkadaşlar. O yüzden eldivene pek gelemiyorum. Hemen onun için eldivensiz bir şekilde temizleyip ellerimi güzelce kremlediğimde bir sorun kalmıyor. Yerleri de ben emektar buhar makinemle siliyorum ki daha dezenfekte olsun diye. Bunun şu ucundan iki tane var bende. Bir tanesini normal odalar için kullanıyorum. Bir tanesini de tuvalet banyo için kullanıyorum. Bu tuvalet için olanı. Böyle güzel, özellikle bu kısımlarını güzelce sildikten sonra. Artık işim bitiyor aslında. Banyoyu bu kadar boş yapmamızın sebebi aslında buydu. Çok çok temizliği olsun diye. Şimdi eşyaları geri yerleştirdikten sonra aslında hazır. Bugün benim için en önemli olan temizliklerden bir tanesi çamaşırlardı ve banyoydu. İkisini de bitirdiğime göre evin geri kalanını yapmak istiyorum. Biraz daha enerjim kaldı. Onu da devam ettikten sonra tüm ev bitmiş olacak. Çekebilirsem çekeceğim, çekemezsem az sonra görüşürüz. Terwijl Hans overeind krabbelde, zag hij een jongen die op zijn paard had, die de paard had gevangen. De jongen had een koe bij zich. Ik ga nooit meer op een paard zitten, zei Hans. Hij kan erop rijden, hij kan een kar of een ploeg trekken. Dat kan ook wel zo zijn. Ik zou liever een koe dan een paard hebben. Şöyle biraz ışıklı yere gelmek istedim çünkü artık hava iyice karardı.
Ben bütün evin temizliğini bitirdim. Melisa'yı da uyuttum. Masalını da okuduk. Melisa'yı da uyuttum. Şimdi artık bir çay alıp Kamil'i bekleyeceğim. Kamil az önce geldi. Yarın ve yarından sonra spora gelemeyeceğimiz için geceden gelmek istedik. Şu anda saat 12'ye 10 var. Ama biz gene de gelmek istedik çünkü önümüzdeki 2 gün gelemeyeceğimiz için. Şimdi sporumuzu yapacağız. Gördüğünüz gibi çok da sessiz, rahat. Yetti mi? Pazartesinden itibaren tamamen böyle sağlıklı yaşam ve spor diyetine gireceğiz. Anlatmıştım. Şurada gösterirsem. Şurada. Bizim motivasyon kaynağımız sporunu yapıyor. İşte ne yapayım ben? Şu anda saat 12 çeyrek geçiyor. Ve hala spora devam. Motivasyon kaynağımız kaçtı. Ama biz devam ediyoruz. Ailemizin spordaki motivasyon kaynağı. Gördüğünüz gibi. O başlamasaydı hiçbirimizin aklına gelip de başlayıp da sağlıklı yaşam yapmayı düşünmüyorduk. Şöyle. Darısı başımıza. Biz eve geldik. Artık günümüzü de videomuzu da sonlandırma zamanı geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Severek izlediğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.